Size merhaba arkadaşlar. Az önce arkadaşım biri dedi, e, Binance'de e, adam işte e, LTC Dawn Coin'den 10 e, dolar koyup 10 milyon kazanıyor güya. Güya demeyeyim doğrudur yani e, kazanmış da olabilir ama şur şurada saçmalık var arkadaşlar hani benim demek istediğim saçmalığın olduğu yer şurası arkadaşlar Hayır, kurumsal e, ve Binance bu parayı vermiyor deniyor Binance bu parayı vermiyor deniyor size de bir yerde uyarı yapacağım arkadaşlar hani bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor bunu ben şimdiden sizlere söyleyeyim. Buna çünkü ileride dikkat edin. Yapmanız gereken bir şeyler var. Ve bunun yerine neyi kullanabilirsiniz? Bunu da söylemek istiyorum. Bu vesileyle bu konu ortaya çıktı madem. Bunu da sizlere söyleyeyim. Ona göre hareket edin arkadaşlar. Şimdi e, bu sizleri daha iyi korumak adına ya da daha bilinçlendirmek adına bunu e, demek istiyorum. Bir, arkadaşlar şimdi bu Wallet e, ya da Pancake, e, Uniswap gibi yerlerden aldığınız bu 5-10 dolarlık coinler var ya işte 20 dolarlık <laughs> bunlar birden işte oluyor. Bazılar dek geliyor böyle. Telegram grubumuzda da yaz, grubumda da yazıyorlar. İşte benim param diyor 2 milyon falan oldu. Allah Allah diyor. Abi nasıl çekerim falan diyorlar. Sonra bir ses gidiyorlar bunlar. Ondan sonra olmadığını, çekemediklerini öğreniyor ve bu bir 2 milyon oluyor ama saçma bir şeyden de kaynaklanabiliyor arkadaşlar. Yani o yüzden pek buraları ben kullanmamaya özen gösteriyorum ve hani sizlere de bunun bildirimini yapmak istiyorum. Çünkü ee, hani bir normal borsa Binance gibi kurumsal bir borsa değil sonuçta. Ee, ve hani bunları alıyorsunuz Trust Vault gibi cüzdanlardan tam olduğu net olarak belli olmayabiliyor. Sorun çıkabiliyor. Ha şöyle bir şey var o zaman de bu kadar kârı biz sağlayamayız ki buralardan alıyoruz bir umut ediyoruz diyeceksiniz. O zaman arkadaşlar size tavsiye. Hani benim e, mesela az önce baktım mesela Bitcoin düşerken bile neyi şey... Alkemi coin mesela daha önceden de bahsetmiştim mesela fırlamış. Ya da geçen e, Wall Street Games coin bu fırladı iki gün önce de ya da dün mü neydi işte bu fırladı. Mesela daha fazla karı o zaman Binance'te elde edemiyorsak. E, ben Gate'de fazla karı çıkarmaya çalışıyorum. Orada deneme yapıyorum. Çünkü e, Binance'te kazanamadığım Gate'de kazanabiliyorum. Çünkü oradaki bazı altcoinler e, Aşırı fazla altcoin var ve buradan e, çok e, düşük değerlerde olanlardan ani çıkışlar olabiliyor. Çok fazla katlayabiliyor ve bunlardan kar edebiliyorum. E, şimdi GTA mı? E, Turus Vault'taki garip garip coinler mi? Hangisinden para vursam daha rahat çekebilirim? Tabii ki GTA. Tabii ki Binance. Yani kurumsal e, daha büyük e, firmalar, şirketlerdeki borsalardan daha rahat çekebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu kişi... Denilen şey 10 dolar koymuş 10 milyon olmuş ama çekemiyor hani bu Binance'de böyle bir durum olsa çok saçma arkadaş kurumsal bir firma böyle bir şey yapabilir miyiz daha sonuç olarak bilmiyoruz hani elime bir bilgi gelmedi ama gelirse sizlerle tekrar konuşuruz bunu nedenini anlamaya çalışırız nerede bir hata var diye. Çünkü böyle bir firmanın böyle bir şey yapması ona fazlasıyla güveni kırılır insanları gerçekten terk ederler burayı. Şimdi bakacağız göreceğiz sonuç ne. Ona göre tekrar sizlere bildirim yaparım. Ama dediğim gibi hani ben ee, sizlere dediğim gibi böyle büyük ee, yani kazanımları hedeflerken bu Trust bağlanmalar, işte garip garip coin'ler. Bakıyorum adam 20 30 tane coin almış hayvan. E, hayvan yani adam değil. <laughs> Arkadaşlar adama demiyorum. Yani aldığı coin'ler tüm hayvan hayvan koyunları işte kertenkelesinden tut köpeğinden tut 1 ton var. Şimdi oraya gönderilen para da çarçur oluyor bir miktar bana göre öyle oluyor arkadaşlar. Çünkü buradan sonuç pek anlamıyor. Alınan bazılarından da görüyorum çıkıp geliyor adam oradan. İşte 2 milyon yazıyor ama çekinmiyor işte. Ne var bu? Böyle olduğunu gördüm birkaç kez. Ama bu hani Binance'te de Gate'e gibi şirket, kurumsal firmalarda şey şirket e, borsalarda değil bu. Biliyorsunuz siz ne demek istediğimi. Merkeziyetsiz borsalardan bağlanılıyor, oradan atıyorsun, ağlardan atıyorsun falan. Bunlardan bahsediyorum. Bunlarda bir çelişki olabiliyor. Bir güven problemi de yaratıyor bende. Bu yüzden buraları kullanmıyorum. Ama e, Binance'de 10 dolar koyup da 10 milyon oluyorsa bunu adamın çekmesi lazım arkadaşlar. Böyle <laughs> büyük bir firmada böyle bir şeyin olması çok büyük saçmalık olur ve çok büyük güven eksikliği yaratır. Ki e, şu an e, dünyada en çok güveni kazanmış borsa biliyorsunuz Binance borsası. Ondan sonra tek tek sıralanıyor işte. E, göreceğiz arkadaşlar sonuç neymiş ne değilmiş. İlla göreceğiz. Dediğim gibi e, böyle e, size de tavsiyem şuydu. Az önce dediğim şeyi tekrarlayayım. Çünkü aklınızda yer edinin arkadaşlar. Dediğim gibi Trueswald, Pancake gibi o bir sürü coinleri alıyorsunuz ama pek ben güvenemiyorum. Size tavsiyem daha mesela eğer... Daha ucuz coin'leri bulmak istiyorsanız, daha alttan almak istiyorsanız o da da var. Orayı değerlendirebilirsiniz. Bu Turse gibi yerlerde gezilmektense en mantıklısı o arkadaşlar. Bunu size söyleyebilirim. Ee, böyle arkadaşlar eğer bir e, gö şey bilgiye ulaşırsam, sonuca ulaşırsam tekrar bağlanacağım, tekrar video çekeceğim ve sizlere bildirme bildireceğim buradan arkadaşlar. Bakalım 10 milyon, pardon 10 dolar kazanan kişi 50 milyonu çekebilmiş mi? Sonuç ne olmuş? Bunu hep beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere, sizleri seviyorum.